dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere bazılarının Kur'an sapı olarak lanse ettiği insanların hayatlarındaki tevazusuyla onlara sapık diyenlerin lüks ve şatafatlı hayatlarını göz önüne sermeye çalışacağım. Bir kere en başta şunu söyleyeyim, bir insan çok bağırıp çok gözyaşı döküyorsa bilin ki o yalancıdır. Her şeyden önce yalan söylemeyen insan kendinden emin ve rahat olur. Ama yalan söyleyen insan devamlı tedirgin olur. Acaba birisi benim foyamı meydana çıkarır mı diye. Şimdi Kur'an sapı olarak lanse edilen insanların rahatlığına, kılık ve kıyafetlerine bir bakın. Ne kadar mütevazi. Sanki günlük normal yaşantısındaki kıyafetleriyle çıkıyor sizin karşınıza. Yoksa o insanlar koca profesör, istediği en kral kıyafeti de giyebilir. Hayatlarına, yaşantılarına, mallarına, mülklerine bakın. En az sizin kadar sıradan, orta halli bir yaşam süren insanlar bunlar. Sizlere Kur'an'ı anlatıyormuş gibi, dini anlatıyormuş gibi yapan insanların şaşalı, lüks içindeki yaşantılarına da bir bakın. Ama sizlere fakirlik edebiyatı yapıp da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hurmayla iftar, bir hurmayla sahur yaptığını anlatan insanların şaşalı hayatlarına bir bakın. Hele bir tanesinin bir tahtı var, Beyaz Saray'da Lincoln odasında bile öyle şatafat yoktur. Birileri gerçekten Kur'an'dan bahsetmeye başladığı zaman bir taraflarına bir şey batmış gibi hemen zıplıyorlar. Korkmalarına gerek yok. Eğer doğru söyleyenlerdense çok rahat olmaları gerekiyor. Hemen o Kur'an'dan bahseden insanları yalanlamalar, reddiyeleri yağdırmaya başlıyorlar. Aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler Kur'an okurken, Kur'an'dan bahsederken müşriklerin yaptığı yaygaralar gibi yaygara çıkartıyorlar hemen. Fussilet suresi 26. ayette Allah şöyle buyurur. İnkarcılar dediler ki bu Kur'an'a kulak vermeyin. Okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız. Neredeyse Allah'ın bu ayette bahsettiği müşrikler gibi davranıyorlar. Bir de diğer taraftaki adamlara bakalım. Adamlar son derece rahat. Ne söylediğini biliyor. Söylediğinin doğru olduğunu biliyor. Çünkü adam ısrarla sizlere Kur'an-ı Kerim'i okuyun diyor. Yalan söyleyen adam ısrarla Kur'an'ı okuyun demez. Çünkü foyası meydana çıkacaktır eğer yalancıysa. Ama sizlere doğru söylüyormuş gibi yalan söyleyen yalancılar adamlara son derece saldırgan, adamları sapıklıkla, din dışı olmakla suçluyorlar. Yani hemen iftiraya başvuruyorlar. Peki İslam'da en büyük günahlardan biri iftira değil mi? Kendinizden eminseniz adamları teşvik edin insanları. Okusun Kur'an'ı. Doğru söyleyen sizseniz daha iyi olur. Tescillenmiş olur. Kendilerine sapık yaftası vurulan insanların isimlerini de sizlere söyleyeyim. Mehmet Okuyan, Caner Taslaman, Emre Dorman, Mustafa İslamoğlu, Mustafa Öztürk, adam ülkeyi terk etti. Çünkü bu ülkede biraz onurlu davranıp doğru gördüğünü doğru söylemek büyük bir suç. Adam sonunda pes etti, yerli ve milli tımarhaneyi terk ediyorum deyip Almanya'ya yerleşti. Şimdi sizlere bu bahsettiğim insanların bir hayatlarına bakın. Bir de karşı taraftaki insanların o şaşalı, lüks ve şatafat içindeki hayatlarına bakın. Onların isimlerini vermeyeceğim çünkü başım ağrıyabilir. Çünkü hepiniz onları çok iyi biliyorsunuz, çok iyi tanıyorsunuz. Onları izliyorsunuz da YouTube'da videolarını binlerce kez hatta milyona yakın tıklayan sizlersiniz. Sizlerin de sorumluluğunuz yok değil bu olayda. Adamlar sizin gözlerinizin içine baka baka fakir edebiyatı yapıp lüks ve şatafat içinde yaşıyorlar. Adam televizyon programına çıkıyor, her programda ayrı ayrı kıyafetler giyiyor. Binlerce liralık. Ebru Şallı bile onu kadar kıyafet değiştirmiyordu podyumda. Yani şimdi Türk halkına sesleniyorum. Sizlere doğru bir şeyler söylemeye çalışan, sizin gözünüzü açmaya çalışan insanları 9 köyden koyuyorsunuz. Size yalan söyleyen insanları da baş üstünde taşıyorsunuz. Bundan dolayı da Türkiye'nin de İslam aleminin de iki yakası bir araya gelmez, gelmeyecektir. Sonuçta bizler insanız, hata da yapabiliriz, yanlış da yapabiliriz ama onurlu davranmaya çalışıyoruz. Kendimden örnek vereyim, eğer yalan söylüyorsam Kur'an-ı Kerim'e bakın, bir de bana bakın, bir de bahsettiğim insanlara bakın. Kim yalancı, kim doğru söylüyor görürsünüz. Kim dostunuz, kim düşmanınız onu da görürsünüz. Yani Kur'an-ı Kerim'i okursanız peygamberlerin hatalarından bahseder. Bizler sıradan insanlarız. Bizler de hata yapabiliriz.
Ama en azından gördüğümüzü, bildiğimizi söylemeye çalışıyoruz, onurlu davranmaya çalışıyoruz. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.